merhabalar değerli TV10 izleyicileri. Bugün Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Aşağı Kuyucak köyünde sizlerle birlikteyiz. Bu köyün bir özelliği Çorum'a doğru en son köy olması. Kırk Dilim, Başalan gibi köyleri geçtikten sonra Aşağı Kuyucak köyüne geliyoruz. Tabii bu köylerin Kürt Alevi köylerinin özelliği birbirleriyle genelde akraba olmaları, bir olmaları aslında. Aralarda yine Sünni köylerinin de olduğu bir bölge burası Yozgat'ın. Kürt Alevi dedik, tabii ciddi bir göç durumu var. Köyün ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmese de, biz buradan öyle bir bilgi alamasak da daha çok Osmanlı dönemindeki katliamlardan sonra göç alan, yine 38'de Cumhuriyet döneminde 38 Dersim katliamından sonra göç alan bir köy ve bu şekilde de haneleri genişleyen bir köy burası. Çorum sınırında hemen Karadağ buradan gözüküyor. Ve bununla birlikte burada mal bölen dağ ve Bel Dağları'nın eteklerinde bir köy burası. Tabii biraz buradan sakin bir izlenim verse de, köyde bugün bir cemevi açılışı için buradayız. Cemevinin açılışını çekeceğiz. Belki biraz daha tabii bir göç daha yaşadığı için Alevi köyler genelde ne oluyor? Büyük şehirlere göçler yaşanıyor. Şimdi köye dönüş, köyde bir birlik, beraberlik için bir adım bu cemevi projesi, cemevinin kurulması. Aynı zamanda köyde de bir düğünümüz var. Birazdan onu da çekeceğiz. Köydeki ayrıntıları, büyüklerimizden, küçüklerimizden alıntıları sizlere aktaracağız. Gelenler bir kamile danıştı, er olana edeb erken hoş bulmuş. Kalırsa dünyada insanlık kalır. Evet, yanımızda Seyit Gülay var. Aslında köyün ilk yerleşimlerinden, ilk hanelerinden bir tanesi. İlk gelen ailelerden biri Seyit abi. Biraz bize bu dağları, yarı kayayı, bu bölgeyi bir tanıtarak başlayabilir misin anlatmaya? Şimdi şu karşıda görünen Kazankaya Kayası. Ondan sonra Bel'e geliyoruz. Yarı kaya var. Malbören var. Çorum'la biz il sınır olduğumuz için. Ondan sonra böyle geldiğimizde tahtalar var. Şu karşıda görünen. Tahtalar dağ mı? Tahtalar bölgesi diye geçiyor. Tahtalar bölgesi. Bölge olarak geçiyor. Burada tabii eski Kürtçe Koşigar derdik biz. Koşigar derdik. Şimdi yani şey, beyaz dağ anlamda söylenir. Böyle döndüğünüz zaman hamamın tepesi. Böyle işte 3-4 dağın arasında bir köy. Tepelerin arasında, evet. Dağların arasında. Zaten yok, bizim kaderimiz de öyle, eskiden hep öyle olmuş. Yani öyle hep oluyor. Kaçıp daha çok sığınacak bir yer. Sığınacak yer aradığımız zaman böyle dağların arasına kaçmışız genelde. Düz ovaları da başkalarına bırakmışız. Şimdi sizin buraya ilk gelişinizi de bir anlatırsınız hani köyün en azından şeyleri, ama ondan önce ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Şimdi burada tabii şeyler var değil mi? Tarihi kazılan alanlar, tarihi yani, bölgeler var. Ama çok fazla bu köyde, bu bölgede yapılmamış herhalde bu araştırma. Genelde tabii böyle kaçak göçek kazanlar o hamam tarafında çok olduğunu söylüyorlar. Hı-hı. Kazıyorlar gizliden falan. O hamamın tepesinden sonra işte bir höyük var. Orada olduğunu söylüyorlar. Malbölen'den sonra bir höyük var. Çorum bölgesine düşüyor. Orada olduğunu söylüyorlar. Tabii belki de bu köyün coğrafyası içinde, yani köyün bulunduğu şey içinde olabilir, ama ben tabii tam onu bilmiyorum. Yani onu arkeolojikler falan bildi de. Yalnız köyün kuruluşu 250 sene falan civarında bir kurulmuş, ama tam net tarihi belli değil.
Sizin ailenizin gelişi nasıl buraya? Hangi dönemde? İşte bu ilk gelenlerdi. Bizim aslında köyümüzün yeri bu Aydınca'nın burada baktığımız zaman solunda bir Deveci diye bir yer, köy var. Orada olduğunu ve sonra buraya gelmiş bizim işte atalar gelmiş. Burada bir iki ev burada konaklamışlar. Sonra tabii bir damadı gelmiş. Kızını vermiş falan vesaire. Sonra işte bu köy bu şekilde aşağı kucak. Daha önce Solağan Kışla. İsmi Solağan Kışla mıydı? Solağan Kışla diye söyleniyor. Sonra isim değişti, aşağı kucak oldu. Aşağı kucak. Evet. Peki. Teşekkür ederiz abi. Yine sen bize tanıtmaya devam edeceksin, aktarmaya devam edeceksin. Ama şunu da eklememiz lazım. Bu bölgeler hem tarihi anlamda hem yakın tarihimiz açısından baktığımızda, yani katliamlar ve sonraki kuşağın tarihi açısından baktığımızda, hem de eski tarihte Hitit uygarlıklarının, yani bu bölgede ilk uygarlıkların aslında oluşması açısından baktığımızda, gerçekten burası özellikle el değmemiş bölgeler olarak ifade edebiliriz. Çünkü kazıların yapıldığı, tarihin açığa çıkarıldığı bölgeler var. Çorum, Yozgat, bunlar ilk Hitit uygarlıklarının bölgesi. Ama buralara henüz bir alan araştırması, herhangi bir şey yapılmamış. Ama mutlaka buralarda da uygarlıkların olduğu, yeni höyüklerin olduğu buradaki köylüler tarafından ifade ediliyor. Evet, şimdi bir mercimek tarlasındayız. Bir taraftan tabii köyün geçimi, tarlaların ekimi konusunda da bilgi alalım istiyoruz. Nedir? Burada mercimek tarlası var. Buradan yapılıyor mu yani şu anda? Biraz tarla bakımsız durumda ama. Ya şimdi tabii tarım olarak köylerde pek bu konuda bilgi işte sahibi olmadıkları için tabii tarımı da tam elverişli bir şekilde üretemiyorlar. Yani köylünün tabii aslında ziraat odalarından falan yararlanabilirler ama ne kadar yararlandıklarını bilemiyoruz. İşte gördüğünüz gibi mercimek tarlası, nohut ekiyor köylü, buğday ekiyor, arpa ekiyor, hayvancılık yapıyor, geçimini bu şekilde sağlıyor. Bu tarlalardan kazanç oluyor mu peki? Şimdi yağmur yağarsa, rahmet olursa bereket oluyor. Rahmet olmasa... Herhalde son zamanlarda pek de yok. Şey değil. Bu sene biraz iyi söylüyorlar. Yani bu ya iyi, biraz daha iyisi. Diğer senelerde daha çok dert yanıyordu köylü. Sıkıntılar, geçinemiyordu. İşte şeyde tarım kredide kooperatiflerde para alıyorlar, ödeyemiyorlar. İşte eskide hacizler falan yaşanıyordu. Şimdi biraz bir nebze işte düzeltiyorlar bu şeyleri. Tarım krediler falan. Köylü tabii sıkıntı da bu yeterli değil. Bu yeterli değil çünkü ülke olarak hayvancılık, tarım bizim eski, güya bizim milli gelirimiz buydu. Ama şimdi ta gerilere vurdu. Milli gelirden çıktı. Yok olmaya yüz tuttu. Peki yeri gelmişken soralım. Kışın, tabii yazın yine şehirlere gidiyor insanlar. Tabii. Kışın köyde kalan var mı? Var. Kaç hane kalıyor köyde? Sürekli bizim köyümüzde aşağı yukarı bir 30 haneye yakın sürekli var. Sürekli var. Evet, sürekli var. İşte yazın emekli olan, işte bizim köylerimizde tabii emekli de biraz şöyle, pek emekli yoktu önceleri. Bu son senelerde var. İşte emekli olanlar bir iki kişi ev yapmışlar. Geliyorlar onlar yazın. İşte bizler işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'lerde, diğer illerde çalışanlar olarak işte böyle bayramda, bir işte bir açılışta falan, bir cenazede geliyoruz böyle köyümüze. İşte o zaman biraz kalabalıklaşıyor. Diğer zamanlarda işte 20-30 hane sürekli var. Burada. Evet. 30 hane. En çok hangi ilde yaşıyor? En çok Ankara. Ankara'dasınız Ankara. Daha çok. Evet. Peki. Köy olarak en çok Ankara'dayız. Ankara, İstanbul. Mercimeğimizi yiyoruz. Devam ediyoruz o zaman. Bu ruh hayal fani dünya, boş boş, boş boş, boş boş. Bu ruh hayal fani dünya, boş boş, boş boş. Boş boş.
vefasız tabipten derman olur mu? Ufacık pınardan ceyhan olur mu? Ta ezelden kargaşahan olur mu? Adem aslı asıllara başmış, başmış, başmış. Adem aslı asıllara başmış, başmış, başmış. Evet, şimdi Fadime abla yanımızda, şehirden kaçıp köye yerleşenlerden kendisi ama tam yerleşememiş henüz. Yerleştik sayılır. Şu an mal falan aldık. Şimdi kaç senedir siz buradasınız? Ben 2,5 senedir buradayım. 35 senedir İstanbul'dayım. Çoluk çocuk hep beraber mi geldiniz? Buraya yerleştiniz mi yoksa? Yerleştik ya. Evimiz orada şu an var da. Orada da eviniz var. Var. Çocuklar burada değil yani. Çocuklar da burada. Çocuklar da burada. Zaten bir oğlum bir kızım var. Torunlar da burada. Torunlar da burada. Nasıl yapıyorsunuz peki? Okulları nasıl vallahi oluyor, iş imkanı derdim nasıl oluyor? Şimdi köye geldiniz, hadi köye gelmek isteyenler için biz bunları soralım. Nasıl oluyor köye gelince? Okul derdim, benim şu an çocuklarım büyük, torunlar. Tatile geliyorlar. Ben de bundan sonra İstanbul'da kimseyi öldürmedim, cezamı çekiyorum diye ben kaçtım geldim. İşte böyle. Hayat torunlar geri gidiyor İstanbul'a. Tabii çocuklar ki geri gider. İstanbul'da yaşıyorlar, evet. Sen burada yaşıyorsun. Evet. Onlar yazın senin yanına geliyorlar. Yazın geliyorlar, tadile geliyorlar işte. Nasıl peki? Burada neler yapıyorsun sen? Valla burada bahçe, inek, bızak, köpek, tavuk uğraşıyorum ki aynı çiftçi şey gibi. İstanbul'da nerede yaşıyordun? Sultanbey'de, Samandıra. Oradan çıktın, buraya geldin. Artık tabii senin istediğin şey oldu, geri dönüş oldu. İstanbul'a yani. Şu an buranın hayatı daha iyi. İstanbul'a niye gitmiştiniz? İstanbul'a işim inşaatçıydı. O gelmedi miydi ben de gitmek mecburen zorunda iş kaldım. İş imkanlarından dolayı. Peki bu köye ne zaman gelmiş sizin aileniz? Valla sene kaçtı Bismillah. Baya kökenimiz buralı. Buralı tabi. Anne, baba, dede hep buralı. Evet. Yani bu köy hep ailedir. Tabii, hep akraba. Yan köyler böyle. Evet. Mutlusun burada. Mutluyum şu an. İyi. Ne güzel. Teşekkür ederiz Fadime abla. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, şu anda köyün mezarlık alanındayız. Şu gördüğümüz mezar köyün en eski mezarlarından biri. Buradakilerin inancına göre de köyün en eski mezarı. İlk mezarı olarak niteliyorlar. Tabii biz bilemiyoruz hani hangi döneme ait, biraz yüz şekilleri ve şey açısından çok eski bir döneme ait olduğu belli. Bir taraftan da şunu da biliyoruz ki burada büyük ihtimalle tek bir mezar değildi ki anlatımlardan da burada çok sayıda eski mezar olduğu ve onların üzerine köyün mezarlık alanının yapıldığı ifade ediliyor. Tabii çok ciddi bir tahribat olmuş oluyor bu da ama bu mezarlık açısından hani önemli bir tarihi simge olduğunu düşünüyoruz. Dünyada delinin teki Mahsuni, yaktı seni içindeki Mahsuni. Dile kolay bunca yükü Mahsuni. Yıllar yılı taşımış da taşımış, taşımış, taşımış. Yıllar yılı taşımış da taşımış, taşımış, taşımış. Evet, Şirin teyzeyle beraberiz. Teyzeciğim nasılsın? İyi kurba. Nereden geliyorsun? Ben evden geliyorum. Evet. Açılış var. Cem Evi açılışı ona mı hazırlandı? Hayırlı olsun kurba. Size hayırlı olsun. Evet.
Hayırlı olsun, hepimize hayırlı olsun. Ona mı götürüyorsun? Lokma götürüyor. Lokma götürüyorsun. Yeter çok beni konuşma. O bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şimdi sen anlat. Ben ihtiyarım şaşırırım. Bir şey diyeceğim. Şimdi bak cemevi açılıyor, sen nasıl, iyi bir şey mi? İyi kurba, iyi bir şey. Mutlu olur musun? Yakışıyor. İyi, kötü olur mu? Her bir şey güzel güzel olursa yakışıyor. Tamam, ne güzel. Teşekkür ederiz sana. Sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. Evet, şu anda köyün çeşmesinin başındayız. Aşağı Kuyucak köyünün. Ama tabii çeşme akmıyor. Bu köyler açısından ciddi bir problem. Su problemi. Zaten televizyonumuzu izleyenler açısından çok bilindik bir şey. Alevi köylerinde hani çeşitli problemlerle birlikte yol gibi problemlerin yanı sıra su en önemli sorunlardan bir tanesi. Tabii bunun için yeterince çaba harcanmadığı da bir gerçek. Belki ciddi anlamda bir çaba harcansa, örneğin bir köyde taş ocağı sebebiyle su verilmiyor. Hani bu köyde bunun sebebi nedir? Şimdi muhtarımız yanımızda, Ali Rıza amca. Biz de ona soracağız bu çeşmenin başında. Hani bu köyde su yok. Bu çeşme ne zamandır akmıyor? Niye su yok? Nedir bunun sebebi? Su 10 senedir su akmıyor. Suyumuz yetersiz. Yetersiz mi? Yok yani, sabah veriliyor, yok. Bir de akşam veriliyor değil mi? Bir saat akıyor su. Su sorunumuz 50-60 senedir devam ediyor. Bu çeşme yapılmış ama... Yok, su yok. Su yok. Yok. Ne olacak peki yani? Siz mesela talep ediyor musunuz? Müracaat ediyor. Kaymakam Bey müracaat ediyor. Üst tarafa gitti mi duruyor. Üst taraflarda duruyor. Ne yapmak lazım? Ne yapacağız? İşte böyle kara kara düşüneceğiz. Ama yani... Ezelden beri, Hazreti Mavi'den beri bize su vermiyorlar. Yani su yetersizliği var yani. Ne yapacağız bilmiyorum. O belli yani. Su verilmiyor. Yok. Bu köylere özel bir muamele yapılıyor. Ama işte köylerin hep birlikte ne yapması lazım ya da bu köydekilerin ne yapması lazım. Mesela insanlar köye geri dönüyorlar. Burada yaşamak istiyorlar. Kendi topraklarında yaşamak istiyorlar ama bu sefer de su, yani böyle izin verilmiyor. Köyün kuralı böyle su sorunu var köyümüzün. Her yere dilekçe veriyoruz. Havada kalıyor dilekçelerimiz. Tamam, köyün kuruluşunu o zaman bize biraz köyü anlatsana. 250 senelik köy kuruluşu var. Köy şeyde geç, Sivas'tan gelme, Tunceli'de gelme. İşte ondan beri suyumuz yok. Her yere müracaat ediyor. Başka ne gibi problemleriniz var? Başka bir problemimiz yok yani. Şimdi sadece su derdimiz var. Şimdi peki neler yapıyorsunuz? Şimdi bir cemevi açılışı oluyor. Ona gelene açılır. Kadar mesela köyde, niye böyle bir şeye karar verdiniz cemevi açılışı? Ya işte ibadet yeri yani. Bize bak yani ibadet şart bize. Ezelden beri yok işte. Havası katılarımız da oldu yani köyün. Burada bir inşaat vardı, yol şantiyesi vardı. Gedi. En fazla o adam bize faydası oldu. En fazla. Çevre köylerde oldu. Kaymakam Bey de yardım etti. Şimdi anlatıyorlar herkes. Kaymakam Bey de yardım etti. Kaymakam da yardım etti. İnkar etmiyor. Ama işte yine de su sorunumuz var. En fazla su sorunu. Her şeyin başı suya bağlıyorsun. Her şeyin başı su. Cemevi ama güzel bir birliktelik de oluşturdu herhalde. Herkes var. Geldi birlik buraya. Herkes geldi. Birlik var. Ya maddi çevre şeyden güle. Çok hani maddi, buraya manevi, emek harcayanlar çok. Yani maddi manevi yanlış anlamadı. Alev şimdi çevre köylerimizde de yardım ettiler. Ne güzel. İnkar etmiyor şimdi. Yani çevre, şimdi köylerimiz, irtibatımız var. Şimdi peki köyün nüfusu artıyor herhalde değil mi? Giderek bir köye dönüyor mu insanlar? Bir geri dönüş var ya az. Kışın geliyorlar, yazın gidiyorlar. Kalanlar? Kışın geliyor. Emekli pek yok. Hep inşaatlarda çalışıyor, karayolları. O konuda işte. Başka neler söylemek istersin? Başka ne söyleyeyim? Köy hayvancılık yapıyor. Hayvancılık geldi. Tarım da var, tarlalar da çekti. Tarım elverişli değil. Tarımımız elverişli değil. Tarım zaten bir şey kurtarmıyor ki. Tarım öldü Türkiye'de. Hayvancılık bu ara biraz 200 senedir devam ediyor. Ondan sonra girdiler pahalı böyle yem. Yem çoban yok. 5 oğlan var. 5'i de burada durmuyorlar. Gittim Afganistan'da çoban getirmişim. Afganistan'da çoban getirmişim. Başka işte ne diyeyim ki başka. O zaman birazdan yine sen bize anlatırsın belki. Anlatırım. Tamam. Anladım. Teşekkür ederiz muhtarım. Sen biraz... telefonla bak. Biz yine devam edelim çekimlerimize. Merhabalar. Kiraz ablanın yanındayız şimdi. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Herkes çıktı kapıya. Şimdi köydesiniz. Yazları geliyorsunuz buraya. Niye yani? Ne var köyde? Nasıl oluyor buraya gelince? Güzel oluyor. Köy havası güzel oluyor. Çocuklar seviyor köyü. Seviyorlar. Evet. Peki neler yapıyorsunuz köyde? Köyde tarla falan,
gidersek tarla falan gidiyoruz. Nerede, aşağıda mı tarlalar? Yok, yukarıda kayınvalide. Evet. Ne ekiyorsunuz? Buğday, arpa, ekin, nohut falan ekiyoruz. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Yok, Ankara'da. Ankara'da yaşıyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Canım, sağ olun. Merhaba canım. Merhaba. Adın ne? Deniz. Biz seni izinsiz mi çektik az önce? Ama iyi oldu değil mi? Bak şimdi röportaj yapıyoruz seninle. Ne yapıyorsun? Anlat bakayım. Kardeşinle birlikte buralarda oynayalım. Neler yapıyorsun? Topum var, oynayalım kardeşimle. Bahçede oynuyorsun, ne güzel değil mi? Burada. Seviyor musun sen de köyü? Ne kadar kalıyorsun burada? Çok. Geliyorsunuz, yazın burada kalıyorsunuz değil mi? Evet. Okulun bitince buraya geliyorsun. Evet. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun sen? Birinci. İkinciye geçtim. Vay. Takdir var mı? He? Takdir var mı? Gerçekten mi? Doğru söyle bak. Doğru söyleyeceğim. İyi peki. İnanıyorum sana. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Hadi görüşürüz. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. İzler bak işte. Geldik hemen evinizin önünde. Röportajı yapıyoruz. Nasıl şimdi köyünüzle ilgili çekimler yaptık. Güzel bir köyünüz var. Yazları buraya geliniyor. Hani evet. Neler yapıyorsunuz? Siz tarlalar var dedi. Eşiniz herhalde değil mi? Evet, eşim var. Tarlalar var. Onlarla uğraşıyorsunuz. Evet. Onun dışında neler var? Bir de sorunlar var tabii. Her problemler var. Tabii, nasıl? Her şey sorunu var. Yani yol sorunu var. Su sorunu var. Hı-hı. Her şeyin de suyu, sularımız yok. Yani bayağı sorunlar var köyün. Da işte. Yetkililer de kimse bakmıyor zaten. Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Ben uğraşmak lazım. Sadece büyükler tabii canım. Sadece yazın burada olduğunuz için çok fazla. Evet, biz Ankara'da oturuyoruz yani. Ama yine de köyümüz yani. Mecbur. Ama tabii yani en de sonunda yani hani da, yazın da öyle oluyor. Tabii. Daha sonra ilerleyen yaşlarda buraya yerleşmek isteyeceksiniz belki. Evet. Ama bu sorunlar yine karşınıza yine çıkacak. Yine çıkacak ileriye tabii. Ama peki. İşte. Çok teşekkür tamam, ederiz size. Gelenler bir kamile danıştı. Er olana edeb erken. Evet, Elif Gencer yanımızda, genç bir ablamız. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Nasıl, neler yapıyorsunuz burada? Köyünüze geldik, sizi ziyaret ettik. Baktık, gördük. Ben de Ankara'da kendim oturuyorum da dayımın düğünü var. Düğün için geldik, açılış için geldik. Biz hepsi de, bir arada. Hepsi bir arada. Paket yani oldu. Aynen öyle. Biz de katılalım. Biz de yani şey orada bulunalım diye. Çıktık geldik. Neler söylemek istersin televizyona? Şimdi senin köyünü biz yansıtacağız. Herkes izleyecek. Ne söylemek istersin? Bu köyden sen nasıl bir mesaj vermek istersin? Nasıl sıkıntıların var? Mesela en büyük sıkıntımız su. Suyumuz yok. Çoluk çocuk gelmişiz, su sıkıntısı çekiyoruz, makine çalışmıyor bir tarafta. Çok yani, zor ama ya. Evet, özellikle gerçekten. Kadınlar için ya onu mutlaka söylemek gerekiyor. Yani erkekler hani köyü seviyoruz, kadınlar sevmiyor gibi bir algı oluşuyor ya. İşi gücü kadın yapıyor ister istemez. Kadınları sevmiyor, kadınlar onun köyü sevmiyor. Onun bulaşığı var, ha, çamaşırı öyle. Var, bilmem nesi var, hepsi kadına kalıyor. Bulaşık ayrı bir dert, çocuklara banyo yaptırmak ayrı bir dert. Çamaşırlar, makine girecek su yok ayrı ama bir dert. Ama şey güzel yani buna rağmen hani... Köyüne gelen insanlara saygı duymak lazım. En güzel çevrelerde güzel olan en köy bizim köyümüz. En sakin bizim köyümüz. Evet, evet, gerçekten sakin. Bizim köy çok sakin. Yani milleti olsun, kavgası öyle bir şeysi yok. Yani ne bileyim ya ben de mesela köyde duruyorum. Ben Sakızlık köyünde duruyorum ama en güzel köy bizim köyümüz. Bir tek şeyimiz var yani biraz da yüksek olsaydı bir de suyumuz bol olsaydı bir hiçbir sıkıntımız zaten yok. Zaten yüksek değil mi? Yok ya. Yerimiz çok gerçi güzel, arada insanlarımız çok güzel. Bir tek sıkıntımız var suyumuz. Bir de bizim böyle bol bir suyumuz olsa başka hiçbir sıkıntımız yok yani. Bu kadar yani. Ama o çok ciddi bir sıkıntı ve gerçekten, çözülmesi gereken evet, bir sıkıntı her yerde ya. Olduğu gibi. Yoksa köy hiçbir yere yani Ankara'ya başka yere hiçbir yere değişmem ki. Köy gibi bir yer var mı? Ankara'da kapalı cezaevi gibi yaşıyoruz. Aslında burada yaşam olanakları yaratılabilir değil yani, mi? Çocuklar tabii için ki, tabii okulu, ki. Suyu, tabii ki yani her şey ne bileyim ihtiyaç sonra, neyse ona yani, onlar karşılanabilir. Karşılansa yani biz niye köyde gidek ki? Su da olsa yani. Araziler de bu kadar bakımsız kalmaz. Ya arazilerde bizim sıkıntımız yok. Zaten gidiyorlar, getiriyorlar, biçtiriyorlar. Yani eskisi gibi biz... Arazilere de gitmiyoruz, biçmiyoruz da yani öyle bir sıkıntımız yok. Sadece bir tek bir sıkıntımız var köyde su.
Bir tek suda sıkıntı çekiyoruz. Başka bir şey değil yani. Peki, çok teşekkür ederiz sana amcığım. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Thank you.
şimdi. Daha devam edeceksin yani. Daha yaşım, düğün var. Yaşım 80 yaşına dedim ya, ihtiyara gayri işte ne kadar ise eskide çaldığımızı çalamıyor şimdi. Eskide zırna elma aldım. Zırna elma. Kaç senedir çalıyorsun? Kaç sene şura bura 15 yaşımda başladım. Onda sonra şimdi 80 yaşındayım. 60 senedir çalayım abi. Burada mısın? Bu köylüsün değil mi? Köylüyüm, evet. Buranın en eskilerinden bir tanesisin sen de. En eskilerinden bir tanesisin sen de. Ya işte. En eski gelenlerden. Ne bileyim işte. Biraz daha kulaklarım beter, biraz daha ağır. Nasıl? Ne zaman geldiniz? Çocukluğunu hatırlıyor musun? Nasıl geldiniz buralara? Ne aslında bu köyde mi? Zaten doğmamız bu köyde. Burada doğdunuz. Bu köyde mi? Burada işte anam babamız da eskide işte burada. Burada doğduk. Ondan sonra işte sağda solda benzer bir öğrendik benzer işte sağda solda. İşte çalıyor dışarı. İsmin nedir amca? İsmail Karaca. İsmail amca başka köylere de gidiyor musun? Başka köylere mi? Yok sadece buradasın. Hiçbir köy bırakmadım. İstanbul, Ankara, İnegöl'ü. Her yere gidiyorsun her sen. Her yere. Çevre, benim çevre şunda, şu anda çevrem. Yani Ankara'da bu yani. İnegöl'ü diyor mu? 30 sene İnegöl'e devam ettim. Benden başka iş yaptıramıyordum. Her yere gidiyordum mesela bu Yozgat tarafına, Samsun tarafına, Çorum tarafına. Hiçbir yerde çok çevrem vardı, çok gezdim. Her yerde gezdin yani, yani senelerdir. İşte kariş yap, eski gibi tabii yaparım. Şimdi artık köydesin. Evet, köyden çıkmıyorsun. Kalbim bunu idare ettendi kalbim. Öğretti mi peki gençlerde çalıyor mu, öğrettin mi, gençlerinde var yok, mı? Çalan yok. Gençlerde yani bizde kim çalan yok. Hiç kimse yok. Bir sen kaldın yani. Bir sen kaldın. İşte ben de öyle kaldım. Ben de gari gitmek üzereyim. yaşım gitti. Gari 80 yaşında gari. Yani aslında yani benim kafam da şeyim de dengem biraz düşük. Nedense işte kulağım eski gibi çalamıyorum. E sen peki bu köy nasıl böyle büyüdü? Küçüktü değil mi? Köyümüzün tek tek evler vardı herhalde. Köyümüzün halkı iyidir. Hala var şimdi şöyle bir köy. Ne bileyim toplum halı bizim köy iyidir. Herkes mesela toplum halında birbirini kıymetini, saygı, sevdi yapıyorlar. Evet, yani çok iyidir. Mesela Ankara'da, İstanbul'da, şurada, burada hep toplanıp geliyorlar buraya. Peki çok teşekkür ederiz İsmail amca. Nefes. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Sağ ol, siz de sağ olun. Allah razı olsun. Şu an Ali Rıza abinin yanındayız. Bir düğün evindeyiz. Köyde aynı zamanda başta da belirtmiştik. Bir düğün var. İki gündür devam ediyor. Yarın üçüncü gün mü olacak? Evet. Yarın üçüncü günde de düğün devam edecek. Tabii zor da bir iş. Böyle üç gün üç gece düğün yapılıyor burada. Nasıl yaptınız? Hani nasıl bir düğün? Bu köyün kendi yöresel, kendine özgü düğün şeyi evet. Değil mi? Düğün özelliği. Kendi yöremize göre, ileride gelen göreneğe göre düğünümüz böyle yapıyoruz. Böyle üç gün mü yapılıyor? Üç gece devam ediyor. İşte burada herkes kendi çevresine göre davetiye gönderiyor. Toplanan gelen çevre köylerden düğünümüz şenlikle, güzellikle geçiyor. Düğünün hazırlığı hep birlikte mi yapılıyor köyde? Hayır, evet. Şimdi şöyle, hayır evet dedim de oradan hazırlığımız şey değil. Ev halkı kendisi yapar önce. Ev halkı yapıyor. Evet, gelen misafirlere ikramımız olur. İşte yemekten, İçkiden, her şeyden. Şimdi biz bir günlük, bir akşamlık düğünlere alışkın olduğumuz için üç gün boyunca ne yapılır düğünde? Üç gün boyunca yemeğimiz, çayımız, kahvemiz hiç eksik olmaz. İkram yani. Hep ikramımız hep devam eder. Herkesi elimizde geldiği kadar ağır baştan ağırlarız. Hizmetimize devam ederiz. Peki gelinle damat şimdi nerede? Gelin Çorum il merkezinden aldık da işte ya, bu akşam kınaya gidilecek oraya. Ha, düğün, gelin düğünde yok mu? Hayır, gelin düğüne gelmez bizden. Biz kınaya gideriz. Gelin aldıktan sonra buradan tekrar bir düğün olur. 3-5 saat devam eder. Ha, yarınki gelinle yarınki, birlikte yarın, olacak evet, düğün yarınki, öyle mi? Gelin düğünü. Damat da burada değil. Damat burada. Burada mı? Evet. Önce tamam. Bir ben de söyleyeyim. Siz TV10 olarak geldiğiniz için, çekimi yaptığınız için hepinize teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. İşte köyümüzün hali de bu. Göçen göçene. Güzel, köyünüz güzel. Köyümüz güzel ama halk göçüyor. Geçim sıkıntısı, işte su sıkıntısı. Siz burada mısınız? Burada mı buradayım, yaşıyorsunuz? Ben, evet. Devamlı. Devamlı buradayım. İşte, zor oluyor mu peki? Zor oluyor. Zorluğumuz tek bizim burada bir sorunumuz suyumuz sorun işte. Hı hı. Ne bileyim kırsal bir bölgedeyiz. Ayakta tutunmaya çalışıyoruz. Hani yıkılmadım ayaktayım diğerin hesap. Böyleyiz bu oralarda işte geçimizi bu ufak tefek çiftçilikle falan geçiniyoruz.
Başka da bir diyeceğimiz yok. Sağ olun. Hepinizi teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz de mutluluklar diliyoruz geline, damada. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Ezelden Urfan ya ezelde gönlüm gitmez güzelden, gönlüm gitmez güzelden var. Bir şey diyeceğim ben tam kesilmişken. Evet. Burada çiğ köfte yoğuruyorlar. Düğün evindeyiz. Düğün evinin içindeyiz şu anda. Evet. Ama tabii Urfa türküsü, Urfa yöresi. Böyle bir değişik olmuş. Yok mu Yozgat'ın bu köyün? Urfa'ya has olduğu için. Bari türkü buraya has olsaymış. Yok mu buranın bir türküsü? Destik kebabı var ama onun türküsünü bilmiyorum. Varsa bilen yöresel türkülerimizden. 2-3 kişi birden yoğuruyorsunuz çiğ köfte. Evet. Aynen öyle. Düğünün ikinci gününe, akşamına hazırlık. Masaya, aynen, meze olarak. Aynen. Var mı söyleyeceğiniz bir şeyler? Söyleyeceğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Size konuşmayın. Siz damat tarafı mısınız? Evet, biz damat tarafıyız. Evlenen çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Biz de mutluluklar diliyoruz. Geldiniz, ayağınıza. Damadın babasıyla konuştuk, Arize amcayla. Şimdi damadın annesi yanımızda. İsim ne abla? Hava Karam. Hava ablayla beraberiz. Hı-hı. Ne söyleyeceksin bize? Ben ne söyleyeceğim? Sen bize bir türkü söyle o zaman. Ben türkü bilmem annem valla. Efendim yine sen. Ben türkü valla bilmiyorum. Türkü bilen yok mu? Bilmiyorum ki. Bu iyisi. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür iyi işte. İyi diyelim de iyi ölelim. Çok iyisin. Kaç yaşındasın? Çok ayıp yaş sormak ama yaşımı kadınlara. Yaşımı bilmiyorum. Bilmiyor musun? 90 var, 90. Tahminen 90 mı? Kimliğe bak, kimliğe bak da tarihi çıkart. Bakar mısın kimliğe? Bakarım tabii, niye bakmayayım? 1929 doğumlu. 29 doğumlu. Teyzeciğim. Sen Cumhuriyet kurulmuş sonra sen doğmuşsun. He? Cumhuriyetten sonra sen doğmuşsun. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ne yapıyorsun burada? Nasıl gidiyor? Allah'a şükür iyi kötü idare ediyor. İdare ediyorsun. Binti güne şükür. Hiçbir rahatsızlığın da yok senin? Biraz işte. Biraz olur o kadar. Ama iyisin yani. Yani yaşlılık ne kadar değil. O kadar olacak. Olsun, çok güzelsin hala. Güzel. Evvel güreydin sen. Şimdi de çok güzelsin bence. Yok ya, güzellik geçti, kaybettik. O zaman sen buradan bir selam söyle. He? Selam söyle buradan, selam gönder. Selam. Bu kamera edek şuna kamera. Selam söyle. Evlerini bunu yıldır, yılsın karakoldur. Gel bize de deste doldur. Gül Fadimem, Al Fadimem. Zabah oldu, kalk namazını kıl Fadime. Tamam mı? Tamam. Yozgat Aydın ilçesine bağlı Aşağı Kuyucak köyündeki çekimlerimizi bu bölümlük tamamladık. Şimdilik köydeki insanlarla, gelip gidenlerle, burada daima kalanlarla sohbetlerimizi gerçekleştirdik. Köyü biraz tanımış olduk. Bir ikinci bölümümüzde ise köyün cemevinin açılışına sizlere yansıtmaya çalışacağız. Şimdilik iyi günler diliyoruz. Gelenler bir kamide danıştı, er olana edeb erken hoş bulmuş. Kalırsa dünyada insanlık kalır. Bu ruha yal fani dünya boşumuş, boşumuş, boşumuş. Bu ruha yal fani dünya boşumuş, boşumuş, boşumuş.
vefasız tabipten derman olur mu? Ufacık pınardan ceyhan olur mu? Ha ezelden kargaşa han olur mu? Adem aslı asıllara başmış, başmış, başmış. Adem aslı asıllara başmış, başmış, başmış.